Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu hafta hareketli bir haber akışından geçiyoruz. Son zamanlarda Covid aşısıyla ilgili gelen haberler, Rusya tarafından gelen haberler. Bunun ardından iç bölgemizde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu müjde haberlerinin ardından altın tarafında Gerilemeler görülmeye başladı Biliyorsunuz ki altında bazı önemli kritik seviyeler var Bu seviyeleri takipte kalacaksınız arkadaşlar Bugün itibariyle şu an 1945'li seviyelerde gezinen ons altın Hangi seviyeyi kırarsa bizler için kritik olacak Sizlerle bunun değerlendirmesini yapacağız Ardından gram altın, gümüş ons Gümüş gram ve dolar TL grafiklerini de sizlerle birlikte burada inceleyeceğiz. Sevgili dostlarım, altın tarafında son zamanlarda haber akışları çok hızlı gelmekte ve bu haber akışlarıyla birlikte de e, alt seviyelerden almış olan alım yapmış olan yatırımcılar e, kar realizasyonu şeklinde altında satış yönde gitmekte. Altında bizler için düşüşün devam edebilmesi için takip etmemiz gerekecek ee, en önemli seviye 1935 seviyesi. Evet şuradan geçen 1935 seviyesi. Bu destek altında çok önemli arkadaşlar bu destek altında e, haftalık veya günlük kapanışlar e, görmememiz şart, 1935 üzerinde kalırsak tekrardan yukarı yönlü 1957 e, direncine doğru yukarı yönlü hareketler eee ons altında görebiliriz. Ons altının bu hafta itibariyle konuşuyorum. E, tekrardan olumlu bir e, hal alabilmesi için de arkadaşlar mutlaka 1985 üzerinde e, tekrardan günlük kapanışlara başlaması gerekli. 1985 üzerinde e, geçenlerde 2000 dolar seviyelerinde bir kapanış geldi. E, fakat bu tuzak bir kapanış oldu. Genelde aradığımız 2 e, günlük bir kapanış bizler için geçerliydi. Fakat bu 2 günlük kapanışı daha birincisini gördük. ikincisini göremeden e, altın tarafında satışlar yaşandı bu satışlar neticesinde de altın tekrardan 1985 altında gerilemelere başladı. Biliyorsunuz aşağıda iki tane destek noktası vermiştik. Biri 1957, biri de 1937 destekleri. Evet, bunlardan 1935 desteğimiz hala çalışmakta. Bu destek çalıştıkça, bu desteğin altına inilmedikçe, kapanış olmadıkça altında düşüşler devam edecektir şeklinde bir yorumda bulunamayız. Ne zaman ki zamanki 1905 desteğini kırar, altında bir kapanışlar başlarsa arkadaşlar o zaman 1900'lü seviyelere doğru tekrardan bir düşüş altın tarafında görebiliriz. 1935'i dikkatle takip edeceğiz ONS tarafında. 1935 üzerinde ons altında e, tekrardan e, yukarı yönlü hareketler e, görebiliriz. Bu hareketlerde 1957 dikkatle takip etmemiz gereken e, direnç bölgesi şeklinde gözükmekte. Bu sıkışma önümüzdeki haftada 1935 ve 1957 aralığında gerçekleşebilir. E, bu kırılımın yönüne doğru da altın tekrardan kendine bir yön belirleyecektir. Şurada gördüğünüz üçgen içerisinde sıkışma hala devam etmekte. Bu sıkışmada aşağıda 1900, şuradaki e, 1912-1904 aralığı, yukarıda da arkadaşlar şurada geçip denkte de olduğumuz 1985 civarından geçmekte. Bu iki aralık e, mutlaka takipimizde olacak. Önemli aralıklar e, halinde gözükmekte. 1985 üzerine tekrar atabilirsek e, yükselişin devamı beklenebilir. Ara direncimiz 1957 seviyesinde bulunan ara direnç. E, aşağıda da olmazsa olmazımız 1935 destek noktası. Ons altında takipte kalmamız gereken önemli seviyeler. Hemen gram altına da bakalım. Gram altındaki hareketler. Evet, gram altında da e, bizler için 445 seviyesine kadar bir aşağı yönlü hareket beklentimiz vardı. Gram altının da tekrardan olumlu bir hale alabilmesi için şuradaki 462 seviyesi üzerine mutlaka çıkması lazım arkadaşlar ve burada kapanışlar gelmesi şart. E, ne zaman ki 462 üzerinde kapanışlar görürsek Gram altında da tekrardan yukarı yönlü hareketler devam edecek ve bunun neticesinde e, 476 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketler e, tekrardan görmeye başlayabiliriz. Dediğim gibi 462 önemli arkadaşlar. 462 üzerinde kalmamız şart. E, 462 üzerinde kalamazsak ve kapanış yapamazsak e, altında tekrardan gram altında 445'li seviyelere doğru aşağı yönlü hareketler görebiliriz. E, Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı vereceği müjde e, ne şeklinde olacak? Bu da gram altına dolar bazlı olarak e, yeni bir yön ve şekil tayin edeceğinden dolayı arkadaşlar e, bu açıklamada önemli tarafımızdan takip edilecek. E, beklentiler piyasanın e, Türkiye'nin bir doğalgaz veya petrol yatağı bulduğu şeklinde yorumlanmakta. E, tabii şimdilik e, bizler içeriden bir haber akışına sahip olmadığımız için bu haberin ne olduğunu e, bilmemiz mümkün değil. Hep birlikte bu haberi e, takip edip ne olduğunu e, bizler de Cumhurbaşkanı tarafından dinleyeceğiz. E, fakat şöyle bir durum da var. Eğer ki bu beklentilerin altında bir e, haber olursa arkadaşlar bu seferde e, gram tarafında gram altın olsun gram e, Gümüş tarafında olsun yukarı yönlü hareketler e, tekrardan görülmeye başlar dolar bazlı olarak e, bu da aklınızın bir kenarında bulunsun 27 dolar civarlarında olan Gümüş onsa da baktığımız zaman arkadaşlar 26. 90 üzerinde kapanışlar tekrardan hareketin yukarı yönlü olmasını sağlayacaktır. Şuradaki 26.90 bizim için önemli. Ee, bunu takip edeceğiz. Bunun üzerinde tutunmasını devam ettirebilecek mi? 26.90 üzerinde ee, tekrardan tutunumları devam edebilirse gümüş olsun. Burada kalıcı olabilirse 26.90 27 civarlarında kalıcı olabilir ve kapanışlar yapabilirse e, yukarı yönlü hareketler Tekrardan 27 87 direncine doğru yön kazanması muhtemeldir. 26.90 altı altında e, hareketler aşağı yönlü hareketleri tetikler. E, bu sefer de 26.50 seviyesi e, gümüş ons'ta tekrardan gündeme gelebilir. Fakat 26.90 önemli diyoruz arkadaşlar. 26.90'ı Takipte kalacağız. 26.90 üzerindeki kapanışlar e, bizler için gümüş 10da takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte. Gümüş gramada bakalım. Gümüş gramda hareketler ne yönde? 640 civarlarında seyreden gümüş gram. E, şu an itibariyle bizim için olumlu arkadaşlar. Gümüş gramda 6.25 e, üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketler e, tekrardan devam edebilir. Biliyorsunuz şurada bir 661 e, direnç bölgemiz var. 625 gümüş gramla kırılmadıkça yukarıda 661 seviyesi e, tekrardan takibimizde olacak. Önemli bir seviye olarak kısa vadede takip etmemiz gerekecek bir rakam olarak gözükmekte. E, 625 altına sarkmalarda da 608 seviyesindeki İkinci e, destek bölgemiz bizim için önem kazanır. E, fakat 6.08 e, civarlarına bir sarkma da gümüş gramda olumsuz olacağından dolayı ilk etapta 6.25 seviyesinde gümüş gramda e, kapanışlar takibimizde kalacak. E, önemli bir seviye olarak gözükmekte. 6.25 altında Düşmedikçe gümüş gramda da korkulacak herhangi bir şey gözükmemekte Dolar TL'ye bakalım Dolar TL kurunda neler olabilir Evet şu an 7.34 seviyelerinde e, Doların seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararlar neticesinde Herhangi bir e, faiz arttırımında bulunulmadı 8.25 seviyelerinde politika faizi e, sabit bırakıldı gene Yarınki açıklama Dolar-TL kuru büyük bir ihtimal bunu bekliyor. Yoksa şu an çoktan 750 seviyeleri Dolar-TL kurunda da görmüştük. Dolar-TL kurunda bizler için önemli seviyemiz ilk etapta 7.26. Evet şuradaki 7.26 seviyesi Dolar-TL kurunda bizler için önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde kaldıkça da Dolar-TL... Ee, takribi 750, 757 seviyesine doğru ataklarını tekrar e, yukarı yönlü çevirecektir diye düşünmekteyim. 726 altında da gene sarkmalar görürsek arkadaşlar, e, bu sefer 716 dolar TL kurunda takip etmemiz gereken önemli bir seviye şeklinde algılayabiliriz. Bunu yarınki gelecek müjdeye de bağlayabiliriz. Bu müjde aşağı mı yukarı mı şeklinde dolar tl'nin bize yönünü çizecek önemli bir öngörü olacaktır. 7.16 altında da 7.03 maksimum beklentimiz olan eğer haberin güzel bir haber çıkması durumunda da 7.03'lü seviyelere kadar çekilmesi e, muhtemel bir hareket olarak da düşünülebilir. İlk etapta 7.26 önemli. Günlükte dolarcılar bunu takip edecek. E, yarınki haber e, FOS çıkarsa dolarda yukarı yönlü patlama beklenebilir arkadaşlar. Bu yüzden dolardaki arkadaşlar sıkı takipte olsunlar. 7.26 üzerinde durdukça da dolar TL'de. E, aşağı yönlü hareketler beklemek e, maalesef hayalden öteye de geçmez. E, bizim takipte kalmamız gereken 7.26. Yarınki haberin durumuna göre de fos çıkması durumunda yukarı yönlü bir patlama dolarda mutlaka 7.50, 7.57 seviyesine kadar da görülme ihtimalleri var arkadaşlar. Evet bugünkü dolar altın gümüş e, yorumumuzda bundan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma bir beğen atıp kanalıma da abone olmamış arkadaşlar varsa kendilerine...